Anlat be yengem, vallahi merak ettim. Ama yok. Onun adını bile anmak istemiyorum. Lafı bile geçince tüylerim diken diken oluyor. Allah Allah. Ne gelinmiş bu böyle? Felaket, felaket. Neyse, kapatalım bu konuyu rica ederim. Zaten canım burnumda. Sorun mu var Fikret? Yok. Annemleri arıyorum da evde değiller. Aa, bu kulağında telefonla doğmuş vallahi. Bırak hadi, bırak şunu, meşgul etme. Ah, dünürlerimi arayayım da bir hoş geldiniz diyeyim. Heh. Tahsin. Numaraları kaçtı? Söyle bakayım oğlum. Bak, güzel bir badana boya yapacaksın bize. Evet. Hı. Karton piyerler de yenilenecek olduğu gibi. Yaparız abi, kolay. Heh. Aldın mı ölçüleri? Aldım. Şimdi ben size birkaç model çizerim. Yenge hangisini beğenirse onu yaparız. Çok vaktimiz yok ama bizim. Yetiştiremeyeceksen hazırlarına bakalım. Yok abi, yetişir. Ah, pardon. Bak sen şimdi nasıl bir şey düşündün, bir yerinde anlat bakayım. Tamam. Bana geç. Alo. Nehir ablacığım, merhaba. Aa, merhaba Fikretciğim, nasılsın? İyi işte. Annemlerden haberin var mı hiç? Yoo, yoklar mı evde? Babamla konuştum da biraz önce. Biraz karışıklar galiba. Ne oldu hayrola? Tam anlayamadım ama annemin Leyla'yla görüştüğünü öğrenmiş babam. Eyvah eyvah. Çok öfkeliydi. Bağırdı, çağırdı. Çıkıyorum ben dedi, kapattı telefonu. Arıyorum şimdi, annem de yok, merak ettim. Belki senin haberin vardır diye aradım. Yok anacığım, yok. Hay Allah. Bak ben de merak ettim şimdi. Kusura bakma, seni de huzursuz ettim ama ne yapayım? Başka soracak kimsem yok. Aşk olsun Fikret. Ustalar var şimdi bende. İşleri bitsin gitsinler. Ben yoklarım, merak etme. Bir şey öğrenir öğrenmez de ararım. Babamın sesi çok yüksek çıkıyordu bu sefer. Büyük bir şey olmasından korkuyorum. İnşallah değildir. Dur bakalım, öğreniriz. Sen gönlünü ferah tut canım. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Nehir'cim. Heh, bitti mi konuşma? Heh. Şu odaya bir bakıver canım. Nasıl bir şey istiyorsun söyle. Ha? Geliyorum. Kaç numara dediler? 303. Şu oda olacak. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hangi oda dediniz? Bu olması lazım. Hı hı. Buymuş. Gel biz oturalım bir yerde. Kafeteryaya gidelim. Peki. Ağrın var mı? Canın acıyor mu? Birazcık. Olur o kadar kolay mı? Nasıl oldu böyle birdenbire? Arada hafif ağrılar oluyordu. Umursamıyordum. Gece çok şiddetli ağrı oldu. Çıkardım falan. Vah vah.
Oğuz da telaşlandı, hemen buraya getirdi. Safra kesesi dediler, ben de şaşırdım. İyisin ama maşallah, rengin yerinde. İyiyim. Canım benim, canım. Babamın haberi oldu mu? Bildiği halde gelmedi. Benim geldiğime şükret. Ne dedi duyunca? Boşver, ne dediyse dedi. Hiç mi üzülmedi? Hiç mi merak etmedi beni? Yavrum yapma bu halde. Leyla. Leyla kızım. Kızım. Tamam tamam. Ben geldim ya işte daha ne? Yavrum. Daha önce de var mıydı bir şikayeti? Hiçbir şey yoktu. Sağ ol. Afiyet birdenbire olsun. Çıktı. Biz de anlayamadık ne olduğumuzu. Neyse aman geçmiş olsun. Annesini getirmeniz çok iyi oldu. Sağ olun. Duyunca mahvoldu kadıncağız. Ana tabii dayanabilir mi? Hı-hı. Babası da üzülmüştür mutlaka ama siz de onu çok üzdünüz birader. Adam ne yapsın? Boş verin şimdi. Hiç açmayın o konuları. O değil de sana şeyi soracağım ben. Şevket'in karısını tanıyor muydun? Keşke tanımasaydım. Kimseyle arası iyi değilmiş galiba. Leyla ile birlikte olduğumuzu ailesine haber veren o. Yapma ya. Bayılır ortalığı karıştırmaya. Şimdi sen evli barklı adamsın. Leyla'yı korumak istedi belki de. Bırakın Allah aşkına. O kendinden başka kimseyi düşünmez. Çıkarı için yapmayacağı şey yoktur hayatta. Senin de canını yakmış anlaşılan. Onun yüzünden hayatımın en zor günlerini yaşadım. O kadar söyleyeyim. Daha söyle vallahi merak ettim. Neden? Resmini gördüm de bugün evde. Hayriye Hanım anında parçaladı. Hep de lafı geçiyor duyuyorum. Haliyle meraklandım ben de. Öyle böyle değil. İnanılmaz tehlikeli bir kadındır. Neden boşandılar? Kusura bakmayın uykusuzum. Yorgunum zaten. Şimdi bir de Ferhunde'den bahsedip sinirimi bozmak istemiyorum. Gel çocuğum. Yavaş. Yavaş. Ay. Acıdı mı yavrum? Yok. Biraz oh. daha. Oh. Hadi canım. Oh.